Sebahattin Ali, 25 Şubat 1907'de Edirne, Gümüncine'de doğdu. 1907'de Gümüncine'de başlayan yaşam öyküsü, Balıkesir ve İstanbul'da devam etti. Bir yüzbaşıydı babası. Sebahattin Ali, ilkokul çağında ailesiyle Çanakkale'ye gitti. 4 yıl kaldıkları bu çevrede Çanakkale Savaşları'nı bir çocuk olarak bütünüyle ve tüm dehşetiyle yaşadı. 1918'de emekli olan babası ailesini İzmir'e götürdü. Burada bir tiyatro ve gazino işleten babasının işyeri Yunanların İzmir'i işgal etmesi üzerine bozuldu. Bu nedenle annesinin ailesinin yaşadığı Edremit'e göç ettiler. Babasının emekli maaşı ödenmediği için aile yoksulluk çekmeye başlamıştı. Bu yıllarda annesinin sinir bunalımları da giderek artıyordu. O zor yıllarda anne babası kendi aralarında sorunlar yaşıyor, annesinin rahatsızlığı nedeniyle sürekli çatışıyorlardı. Geçimlerini sağlamak üzere babası çerçiliğe başladı. Sebahattin Ali de boynuna astığı bir işporta tablasında makara, iplik sattı. Babası çevre kentlerin pazarlarına gittiğinde serginin başında bulundu. Sergi başında beklerken eline geçirdiği her kitabı okuyordu. Bu yıllarda ilkokul sona erdi ve Sebahattin Ali Edremit İdadesi'ne başladı. 1921'de İdadi öğrenimi de sona erdi. Sebahattin Ali ilk önce babası gibi subay olmak ister ama o yıl askeri okullara öğrenci alınmaması kararı üzerine Balıkesir Öğretmen Okulu'na yazılır. O yıllarda büyük bir okuma tutkusuyla eline geçirdiği her kitabı okumaya devam eder. Öğretmen okulunun ikinci sınıfındayken yazmaya başlar. İlk öyküsünün Horoz Mehmet olduğu ve edebiyat öğretmeni tarafından beğenildiği bilinmektedir. O yıl bazı sıkıntılar yaşayınca son sınıfı okumak üzere İstanbul Öğretmen Okulu'na geçer. Son sınıfı burada okuyarak öğretmen olur. Babasının maddi durumu düzelir ama bu arada annesi İstanbul'da Fransız Hastanesi'nde tedavi altına alınır. Babası 1926'da Ayvalık'ta ölünce çok sevdiği babası için bir şiir kalemi alıp yayınlar. Bundan önceki birkaç yıl içinde de Servet-i Fünun, Çağlayan gibi dergilerde şiirleri yer almıştır. Buna göre Sebahattin Ali edebiyata önce şiirle girer. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra Yozgat'a ilkokul öğretmenliğine tayin edilir. Bir yıl kalır ve tatil için geldiği İstanbul'da yabancı dil öğretmeni olarak yetiştirilmek üzere yurt dışında burslu öğrenci gönderildiğini öğrenince sınava girip kazanır ve 4 yıllığını Almanya'ya gider. Buradaki eğitimi sonrası yurda döner ve sonunda Aydın Ortaokulu Almanca öğretmenliğine atanır. Aynı yıl Bir Orman Hikayesi ve Bir Gemicinin Hikayesi adlı ilk toplumsal gerçekçi öykülerini yazar ve bunları Resimli Ay dergisinde yayımlar. Nazım Hikmet o sıralarda Resimli Ay'da düzeltmen ve sekreter olarak çalışmaktadır. Sebahattin Ali'nin bu hikayelerden birinin yayımlanmasını şöyle anlatır Nazım. Bir gün dergi idaresine kısa boylu, gözlüklü bir genç geldi. Almanca bildiğini, hikayeler yazdığını ve isminin Sebahattin Ali olduğunu söyledi. Hikayelerinden birini bıraktı çıktı. Bu hikaye orman sanayisinde çalışan işçilerin hayatına aitti. Alman romantizmin tesiri altında yazılmış olmasına rağmen konu ve muhteva bakımından Türk edebiyatında bir yenilik teşkil ediyordu. Genç adamın istidatlı bir yazar olduğu daha ilk satırlarından hissediliyordu. Hikaye basıldı. Sebahattin'in ilk toplumcu hikayesini Resimli Ay dergisinde yayınlaması, yazarın o zamanki edebiyat, dolayısıyla politika cereyanları arasında belirli bir safta yer alması demekti. İlk yazısını bize getirişi, Sebahattin'in anti-emperyalist, demokratik temayülünü gösteriyordu. Gerek dostluğumuz, gerekse Resimli Ay'ın o zamanki çevresine girişi,
Gerekse sonraları Sinop cezaevinde parti üyelerinden bazılarıyla tanışması, Sebahattin Ali'nin sosyalist idealleri benimsemesinde tesirli oldu. Nazım Hikmet, Sebahattin Ali Üstüne, Sanat Emeği Dergisi, Nisan 1978. Sebahattin Ali, 1934'te Talim ve Terbiye Dairesi'nde üst yönetici olarak görevlendirilir. 1935'te evlenir, 1936'da askere alınır. Askerliğini Eskişehir'de tamamlar ve 1938'de Ankara Musiki Öğretmen Okulu Türkçe öğretmenliğine atanır. Daha sonra bu okulun yerini alan Devlet Konservatuarı Dramaturgluğu görevine getirilir. 1945'te görevinden ayrılır. Yaşamını yazarak kazanmak düşüncesindedir ve bu düşünceyle İstanbul'a geçer. Gazete ve dergilerinde siyasal fıkralar, öyküler yayımlamaya başlar. Bazı provokasyonlarla yapılan bir yürüyüşte gazete basım evleri saldırıya uğrar. Sebahattin Ali yine işsiz kalır. Bu dönemde bir mizah dergisi çıkarmak kararındadır ve Aziz Nesin ile Rıfat Ilgaz'la bir araya gelir. Marco Paşa adlı dergiyi yayımlamaya başlarlar. 1946. Bu dergi büyük bir ilgi görür. Ancak bir süre sonra sıkı yönetim tarafından kapatılır. Direngen ruhlu Sebahattin Ali, bunun üzerine Malum Paşa, Merhum Paşa adlarıyla yayını sürdürmeye çalışsa da bunlar yine sıkı yönetim tarafından kapatılır. Fakat Sebahattin Ali yayıncılığı sürdürmeye kararlıdır. Bu kez Ali Baba adlı mizah dergisini çıkarır. Bu dergilerde yayımlanan yazılarından dolayı hakkında neşren hakaret davaları açılır. Mahkum olur. 1948'de 3 ay cezaevinde kalır. Gazetelerin birbiri ardına kapanmasıyla Zincirli Hürriyet gazetesinde yazmaya başlar. Burada yazdığı bir fıkradan dolayı yine kovuşturmaya uğrar. Yapacak işi kalmamıştır. Sivil polisler de ardını bırakmaz. Her şeyi mizah penceresinden görebilen, yaşamın tüm zorluklarına karşın, neşeli, canlı, hareketli kişiliğiyle karşı koyan Sebahattin Ali hakkında polisle ilgili şöyle bir anekdot anlatılır. Bir defasında tren istasyonunda arkasından gelen sivil polisi fark edince durup ona ''Nasıl olsa eve kadar peşimden geleceksin. Hava çok sıcak. Hiç olmazsa valizlerin birini al da yardım et.'' der. Polis de ''İlginçtir ki valizi alıp eve kadar refakat eder.'' Bitmek tükenmek bilmeyen yoğun baskılar karşısında yurt dışına kaçmayı düşünür. Kötüler, ruhsuz insanlar ömrü boyunca peşini bırakmamıştır. Fransa'ya gitmek için pasaport almak isteyince vermezler. Sonunda kaçmayı kararlaştırır. Cezaevinde birlikte yattığı birinin aracılığı ile Yugoslav göçmenlerinden Ali Ertekin ile tanışır. O sırada Sebahattin Ali, bir arkadaşının kamyonunu çalıştırmakta, nakliyecilikle uğraşmaktadır. Ali Ertekin şoför yardımcısı olarak alınır ve 31 Mart 1948'de Kırklareli'ne hareket edilir. Kızılcadere köyünde kamyondan inilir ve kamyon geri gönderilir. Sebahattin Ali Üsküp Bucağı'nın Sazarlı köyü yakınlarındaki ormanda Ali Ertekin tarafından 2 Nisan 1948 tarihinde öldürülür. Ölüsü 16 Haziran 1948'de bir çoban tarafından görülerek jandarmaya bildirilir. Cenaze tanınmaz haldedir. Sonradan Bulgaristan'a adam kaçıran bir örgütün yakalanması dolayısıyla bu iskeletin Sebahattin Ali'ye ait olduğunu Ali Ertekin açıklar. Aslında ölümüyle ilgili sır perdesi henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. Ne yazık ki mezarı bile bilinmemektedir Sebahattin Ali'nin. Sebahattin Ali'nin yaşamından bazı izlenimler çeşitli öykülerine yansımıştır. Pazarcı öyküsünde babasının pazarcılık yaptığı dönemden izler taşır. Değirmen ve Violensel gibi öykülerde baskı altında kalan çocukluğunun ve Edremit'in izleri yer alır. Romanlarından Kürk Mantolu Madonna'da Almanya'daki yaşamından iz düşümlerle karşılaşırız.
İlk öykülerini oluşturduğu 1925 sonrası yıllarda Ömer Seyfettin ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi ustaların öykü anlayışı egemendi. Ayrıca Memduh Şevket Esendal, F. Celaleddin de Çehov'un etkisiyle farklı bir anlayışta ürünler ortaya koyuyorlardı. Sabahattin Ali böyle bir öykü ortamında öykücülüğe başlamıştı. İlk öykülerinde romantik bir atmosfer vardır. 1935'te yayınlanan ilk öykü kitabı Değirmen'de yer alan öykülerin çoğu bu anlayışta yazılmış ürünlerdir. 1936'da yayınlanan Kanı'da toplumsal gerçekçiliğe yönelişin ilk izleri vardır. Sabahattin Ali sanat anlayışını şu sözlerle ifade etmiştir. Benim kanaatimce sanat, insanı ve hayatı ve bunların manasını öğretmekle muvazzaftır. Ancak bu takdirde geniş bir kitlede daha çok insani olmak, daha iyi bir hayata varmak arzuları belirir. Sanat, bütün teferruatıyla hayatı intiba etmeli. İnsanca yaşamak, insan gibi yaşamak, daha iyiye, daha yükseğe, daha temize doğru koşarak yaşamak arzusunu, hatta ihtiyacını uyandırmalıdır. Kürk Mantolu Madonna hakkında. Kürk Mantolu Madonna'daki Maria Puter isimli karakter, Madonna delle Erpie tablosundaki Bakire Meryem'e benzetilerek tasvir edilmiştir. Sabahattin Ali, bir mektubunda Madonna'dan şöyle bahsetmiştir. Almanya'da Fräulein Puter isimli bir hatuna ziyadesiyle aşıktım. Yolda mütemadiyen kızcağızın yüzüne dalar. Önümü görmezdim. O da hafif bir tebessümle başını bana doğru çevirerek bu salaklığımı mazur gördüğünü anlatmak isterdi. Aşık olduğum kimseler arasında bana bu kadın kadar iyi muamele edeni olmamıştır. Parmağının ucunu bile koklatmadığı halde beni kırmaz, aramızda genişlemeyen ve daralmayan muayyen bir mesafe muhafaza etmesini gayet iyi bilirdi. Sabahattin Ali'ye göre Kürk Mantolu Madonna'nın ana fikri. Dünyanın en basit, en zavallı, hatta en ahmak adamı bile insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve ne karışık bir ruha maliktir. Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz?